Son dönemde rol aldığı dijital polisiye dizi Alef ve sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla adından söz ettiren Kenan İmirzalıoğlu spor salonuna giderken kameralara takıldı. İçinden A demek geliyor ama his mi, bir bilgiyle bilgiye mi dayandırıyorsun emin değiliz. Alef'i bitirdik işte, biraz daha rahatladım. Bir ara hem diziyi hem programı bir arada götürüyorduk. Güzel bir iş çıkacağını düşünüyorum. İnşallah bakalım özel bir iş olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir ekiple çalıştık. Hayırlısı bakalım, biz de heyecanla bekliyoruz diziyi. İmirzalıoğlu başrolünü Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen'le paylaştı. Alef dizisinde hırslı bir dedektif olan Kemal karakterine hayat veriyor. Benim adıma farklı bir işti. Bugüne kadar oynadığım karakterlerden de biraz farklı bir karakterdi. Daha çok beynini kullanan, diğer karakterlerim de beynini kullanırdı ama kol gücüne fazla başvurmayan bir karakter. Cinayet masası komiseri. Ahmet Mümtaz'la beraber yani bir tarafta batılı bir beyin, bir tarafta doğulu bir polis. İkisinin beraber ortak cinayetleri çözme halleri. Gerçekten çok özel bir deneyimdi bizim için. Emin Alper de başta olmak üzere hani yönetmenimiz çok kıymetli bir yönetmen gerçekten. Rolü için polis arkadaşlarından destek aldığını anlatan İmirzalıoğlu, 2003 ile 2005 yılları arasında yayınlanan Alacakaranlık dizisinde de cinayet masası polisini canlandırdığını hatırlattı. Sağ olsun bazı polis arkadaşlarım vardı. Onlar bana yardımcı oldular. Cinayet masasının özel tiyolarını aldık tabii. Alacakaranlık'ta yıllar önce tabii Uğur Yücel'le beraber yine bir polis oynamıştık. Evet. Yine cinayet masasıydı. Olgun Şimşek'i kovalıyorduk o zaman. Bir türlü yakalayamamıştık Olgun'u. Sonunda hallettik. Bu sefer yakalıyor muyuz abi? Nasıl gidiyor? Bu sefer böyle şey vermiyor, tüyo vermeyelim. Her hafta 150 dakika dizi çekmenin çok zor olduğuna vurgu yapan İmirzalıoğlu, geleceğimiz dijitalde dedi. Biraz daha artık geleceğimizi dijital ortamda görüyorum. Ana akımda dizi yapan arkadaşlarım gerçekten emeklerinden dolayı hem özellikle teknik ekibi kutlamak istiyorum. Çünkü o sürede bir hafta içerisinde o işi başlı başına yetiştirmek bile çok zor bir iş. Bir de ona kalite katacaksınız. Bazı yapımcılarımız, arkadaşlarımız bunu da yapıyorlar. Vallahi helal olsun. Çok zor. 20 yıldır dizi ve film sektöründe olan ve sadece Mehmet Bir Cihan Fatih dizisi 6. bölümde final yapan ünlü oyuncuya reyting korkunuz var mı diye soruldu. Babam cennet mekan Murat Ağa'nın önünde bir müzakerede bulunmuştuk. Hatırlar mısın paşa? Rating yok. Ratingle ilgili bir korkumuz yok. 20 yıldır Allah'a şükür de olmadı. Yani hani yanlış adama soruyorsunuz diye düşünüyorum. Esas olan sektörün yaşaması arkadaşlar. Rating korkusu değil. O bizim bugünlük korku. Yarın başka bir iş olur. Mesele o değil. Mesele sektörün yaşaması. Bizim için en önemli olan durum şuydu. Türk dizileri Amerika'dan sonra dünyaya en çok ihraç yapan dizilerdi. Ve bu gittikçe düşmeye başladı. Bizim pasta dilimimiz niye küçülüyor? Bunun derdine düşmemiz lazım.